1954'ten sonrasını çok çok iyi hatırlıyorum. Dede Oğuz Yılmaz Caddesi olan yerde Bekir Yıldız'ın yaptırmış olduğu bir parkın uç kısmında. Evet. Eskiden orada Çiçek Hastanesi dediğimiz bir hastane vardı. Evet. Türbenin ön tarafına da şehitlerle ilgili bir havuz yaptırmıştı. Onun resimleri de mevcuttur. Havuzların içerisinde de o tarihteki şehitlerimizin isimleri yazılmıştı. Bu türbenin geçmişi Hacı Bayram Veli zamanında bu tarafa dayanıyor. Bu insan buradan Cem Ağoğlu isimli Hacı Bayram Veli'nin müritlerinden olan bir zattı. Cem Ağoğlu isimli bir mezar. Daha önceden bu konuda bazı arkadaşlarımızla çalışmalar yapıp bunun geçmiş tarihini ortaya çıkarmaya çalışmışlardı. Özel olaraktan yapılmış bir mezar değil. Eski kesme taş dediğimiz taşlardan dört tane taş vardı. Ve kandil geceleri Ramazan ayında bizim büyüklerimiz gidin şu mumu oraya yakın derlerdi. Giderdik dede mezarının başına, orada mum yakardı. Siz gittiniz mi? Gittim. 1954'ten sonra oraya defalarca gittim. Evet. Sincan imar genişlemeye başlayınca maalesef diğer Nebil'de beraber, biraz sonra açıklayacağım, diğer iki tane yerle beraber burası da atıl durumda kaldı. Dönem olaraktan bir şey söyleyemeyeceğim ama tabii ki Bekir Yıldız zamanından başlamak suretiyle ondan sonraki diğer arkadaşlar bile Sincan'da parklar yapılmaya başladıkça değişik isimler altında, yanlış hatırlamıyorsam o tarihteki o parkın adı Kazım Karabekir Parkı'ydı. Tabii çeşmeyi biliyorum, orada çeşme vardı. Çeşmenin arkasındaydı türbe. Evet. Ama gel gelelim, yeri şurasıdır deme şansımız evet. Yok. Ben hemen onun yakınlarında, şu anda Ankara Caddesi, Göz Hastanesi'nin arasındaki şoför dinlenme yeri yaptı, Şoförler Odası Başkanlığı. Olduğu yerde bir türbe vardı. Orada da iki tane mezar taşı vardı, büyük mezar taşı vardı. Oraya da giderdik. Ama dede mezarına gizildiği kadar orayı itibar görmezdi. Çocukken onların etrafını temizlerdik. Bir de yine özel bir hastane olan ileride, hastanenin olduğu yerde de yine bir mezar vardı. Buraya da dede mezarı derlerdi. Ana kadın deresinin giriş kısmındaydı. Kayboldu gitti. O böyle bir görkemli bir yapı değildi. Yapı zaten yok. İki taştan ibaret. Burada mezar var değil. Özellikle çobanlar, özellikle Sincan'ın eskileri ve özellikle oradaki tarla sahipleri oraları koruma altına alırlardı. Biz de çocukken giderdik buralara. Evet. Bunları ziyaret ederdik. Etrafını evet. Temizlerdik. Gittik derdik özellikle. Şimdi dede mezarının ismi yazılı olaraktan yoktu. Büyüklerimizin aktardı. Sonradan yapılan araştırma neticesinde buranın Cem Ağoğlu. Belge kayıtlarında mevcut olabilir, vardır. Bunları komple araştırmak lazım. Bazı gazeteci arkadaşlarımız araştırdılar. Belediyemiz genç bir belediyedir. Belediye arşivlerimizde bunlar olmaz. Çünkü belediyemizin kuruluş tarihi 1956'dır. Evet. Yani orada olmayabilir, olmayabilir. Evet. Nahiyemiz yine aynı yıllar içerisinde kurulduğu için oradaki bilgilerde olmayabilir ama bunlar Devlet arşivlerinde evet. Bunlar bulunabilir. Sincan'ımızın köylerinde kaç tane var? Sincan'da biliyorsunuz bizim 18 para köyümüz var. Yani bunların hepsi mahalle oldu. Şu anda mahalle oldu. Sincan'ımızda toplam 59 tane mahallemiz var. Evet. Bu mahallelerin içerisinde Anayurt türbesi olan Anayurt köyünün içerisinde Ben İsine Fatih diyerekten veyahut da eksik söylemiş olabilirim. Yanlış söylersem özür diliyorum. Evet. 18.6.1948 tarihli bir türbe vardır. Ama bu insanların geçmişini ben bilmiyorum. Şu an o türbe duruyor mu? Duruyor. Vatandaşlar gidiyor mu? Muhakkak surette gidiyor. Köylü biliyor burası. Anayurt köyünde. Türbesine yakın evet. Eskiden kumaş parçalarından
kilim dokurlardı. Orada da öyle bir teyzemiz vardı. Ya böyle büyük mum değildi. Eskiden zaten mumu nerede buluyorsun? Gazyanı nerede buluyorsun? Yani bulmuş olduğumuz gazları şişeyle alıyorduk. Lambalara koyuyorduk. Evet. Yeğenimizde gemici feneri dediğimiz fenerler vardı. Veyahut da küçük mum parçaları vardı. Evet. Mum parçalarından götürüp oraya koyar yakardık. İkinci olarak da şu anda fincanımıza bağlı Temelli'ye yakınlarında bulunan Bacı Köyü. Bacı Mahallesi'nde 3 adet türbe vardır. Fatma Bacı olaraktan geçen bir tanesinin şeyi bunlar. Şu anda faaldir, aktiftir, millet gider ziyaret eder, duasını yapar. 3 tane de türbenin içerisinde 3 tane sandıka vardır. Bu sandıkaların bir tanesinde Fatma Bacı türbesi olaraktan bu türbeler geçer. Tabi fotoğrafları var. Bilinmeyen türbeler belgeleri var mı? Belgeleri var. Evet. Onun dışında tabii ki bilinmeyen türbeler vardır ama onu tarihçiler ortaya çıkarmadan biz de kalkıp da ezber şu deme şansımız evet. yok. Evet. Üçüncü türbemiz Beyobası türbesi olaraktan Temelli yolu üzerinde Beyobası ile Temelli arasında ulu kişilere ait olan türbe vardır. Kentte evet. birleşen Bucuk Mahallesi'nde, Bucuk Köyü'nde eski ismiyle hep köy kelimesini kullanıyorum. Bucuk Köyü'nde türbe vardır. Caminin yanında türbe vardır. Tam neresinde Bucuk? Karabeş. Caminin yanındadır. Karabeş'te'de, Karabeş'te'de isimli türbe vardır. Bucuk'ta. Onun evet. geçmişi ve tarihinde ilgili orada belgeler vardır. O belgelerin fotoğrafını çekip veyahut da ezbere söylemek mümkün değil. Gidip kişiye hem duasını etsin vatandaş hem de gitsinler bu türbeleri görsünler. Bunu bu çerçeve içerisinde Sincan'da bir inanç yerinin olması, insanların gidip oralarda dua etmesi evet. çok çok güzel bir şeydir. İnançlarımız çerçevesinde güzel bir oluşum. Ve Sincan'da son olaraktan, beşinci olaraktan yerimiz Kesiktaş. Kesiktaş. Bölgemiz vardır. Bölgemiz vardır. Evet. Bu Esenkent, Sincan arasında, arkasında Polatlar, ön tarafında da Demiryolu ve Hatip Çayı, yani Ankara Çayı dediğimiz çayın geçtiği arada bulunan Kesiktaş yoludur. Bektaşilere ait olaraktan burada da 3 tane türbe vardır. Ve bunlar aktiftir. Evet. Bektaşi Hasan Basri Baba türbesi oradadır. Kesiktaş. Sincan'a bağlı. Arkası Polatlar, Cimşit'ten gidilir. Arkası Polatlar, ön kısmı Demiryolu, yan ilerisi de Esenkent tren istasyonudur. 1874-1949 yılları arasında yaşamış Hasan Basri Baba türbesi vardır. Bektaşi. Hasan Basri Baba. Basri Baba. Evet, Bektaşi türbelerindendir. İkinci türbesi Abdülziya bir isimli 1889-1973 yıllarında yaşamış yine Bektaşi Baba türbesi vardır. Üçüncü olaraktan Şeyh Hasan Haydar Baba türbesi vardır. 1930-2006 yıllarında yani 2006 yıllarında yaşamış türbe vardır. Sincan'ımızda toplarsak 3, 6, 9, 14, 13 tane, 14 tane Sincan hudutları içinde. Sincan hudutları içinde 10 kaçtı? 14. 14 tane türbe olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bir dede mezarı ve diğer iki mezar hariç geri kalanı şu anda aktiftir. Şu anda vatandaş gider orada ibadetini yapar. Yeni Kayı köyündeki eski kayı Yeni Kayı olaraktan ayrılır. Hüseyin Dede türbesi vardır. Orada da bir türbe vardır. Ama diğer şeyler gibi aşırı aktif değildir. Köylü tarafından korunur. Gerekli İhtisam gösterilir, temizliği ve bakımı yapılır. Devlet yetkililerinin gelmiş olduğu sürede bu Bektaşi türbelerine buraya gelirlerdi. Eskiden mesela Geçit'ten
Ulan bugün geçitten çok büyük bir araba geçti. Siyah bir araba geçti. Hep Cimşit üzerinden evet, ve tarihi türbelerine burada şu Polatlarla şeyin evet. arasındaki evet. o türbeye gittiklerini söylerler. Evet. Fincanımızda toplam olarak 14 tane böyle bir türbe vardır. Evet. Başka bilinmeyen başka bilinmeyen bir şey neler yok. Var? Yani insanlarımızı, bilinmeyen, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için Sincan'ımıza ilgili. Bir şey yoktur. Yani Sincan'la ilgili ne sorarsanız bende döküman mevcuttur.